Çok değerli basın mensupları, bugün Kırgızistan Dışişleri Bakanı sevgili kardeşim Cengiz Aydınbekoğlu ülkemize ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sevgili kardeşim Cengiz bugün Savunma Bakanımızla görüştü, Meclis Başkanımızla, TİKA eski başkanımız ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız, aynı zamanda TOP Başkanı'yla görüştü. Yarın İstanbul'da Türk Hava Yolları başta olmak üzere. Birçok temaslar var. Çok değerli bir ziyareti gerçekleştiriyor kendisine. Bu ziyaretler için çok teşekkür ediyorum. Biz de yaptığımız görüşmelerde bu yılın sonuna doğru gerçekleştireceğimiz yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısının hazırlıklarını yaptık. Kısa bir süre önce konsolosluk istişarelerini gerçekleştirdik. Ve orada aldığımız kararların da belgesini bugün imzalama fırsatı bulduk. Özellikle vizelerle ilgili, çalışma vizelerin ücretlerinin düşürülmesiyle ilgili nota ticaretesi başta olmak üzere ve Türkiye'de tedavi gören Kürdüz vatandaşlarının oturma izniyle ilgili belgeleri imzaladık. Bu tür işbirliği arttıracağız. Tabii önümüzdeki zirvede imzalamamız gereken anlaşmalar var. Bunların müzakerelerini birlikte sürdürüyoruz. Bunları da gözden geçirdik. Geçmiş geçtiğimiz zirvede imzaladığımız anlaşmaların onaylanma süreci ve uygulaması ile ilgili de yine görüş alışverişinde bulunduk. Neredeyiz diye gözden geçirdik. Ticaretimizi arttırmamız gerekiyor. Karşılıklı yatırımları arttırmamız gerekiyor. Ve Türk firmalarının Kırgızistan'da yatırım yaptığını sizler de biliyorsunuz. Önümüzdeki zirvede Cumhurbaşkanlarımız da uygun görürse Türkiye'de bir iş forumu düzenleyeceğiz. TOP'un Kırgızistan'da bir iş forumu düzenleyeceğini de memnuniyetle öğrendik. Dolayısıyla ticaretimizi 1 milyar dolar seviyesine yükseltmemiz gerekiyor. Diğer taraftan Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve Maarif Vakfı'nın Kırgızistan'da açılması ve Maarif Vakfı'nın okullarının bir an önce faaliyete geçmesi konusunda da beklentilerimizi kardeşimize ilettik. TİKA'nın gerçekleştirdiği projelere baktığımız zaman gerçekten herhalde en çok Kırgızistan'da bugüne kadar TİKA önemli projeleri hayata geçirmiştir. Yeni projeleri hayata geçirmek için de birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Güvenlik meselelerini de tabii ki değerlendirdik. FETÖ'yle mücadele konusunda kardeş ülke Kırgızistan'dan beklentilerimiz bir kere daha gelinecek. Ve özellikle Kırgızistan Mahkemesi'nin bir mülkiyet konusunda yani FETÖ iltisaklı bir mülkiyet konusunda verdiği kararı tarihi bir karar olarak görüyoruz. Ve bundan sonraki süreçte de aynı yaklaşımı tabii ki kardeşlerimizden bekliyoruz. Diğer taraftan adli konularla ilgili konularla gözden geçirdik. Uluslararası platformda her zaman birbirini tereddütsüz destekleyen iki kardeşimiz kadar Kırgızistan ve Türkiye ve değişik kurumlara, örgütlere adaylıklarımız var. Önümüzdeki süreçte birbirimizin adaylıklarını güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Dayanışmamızı her platformda inşallah göstereceğiz. Türk Konseyi'ne Macaristan gözlemci olmuştu. Budapeşte de Türk Konseyi'nin Avrupa merkezini açmak istiyorlar. Biz de bu sürece destek veriyoruz. Önümüzdeki süreçte bunu da inşallah hızlandıracağız. Başta Türk Konseyi olmak üzere bölgemizde kurduğumuz örgütlerin de etkinliğini, görünürlüğünü arttırmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi birçok konuyu değerlendirdik. Akşam iftar yemeğinde, çalışma yemeğinde de yine bazı konuları, bölgesel konuları birlikte ele alacağız. Ben kardeşime hoş geldiniz diyerek sözü bana Sayın basın mensupları, sayın meslektaşlar, ben Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı mevkide
arkadaşım Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti ve sıcak karşılaması için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Biz meslektaşlarımla oturup beraber çok önemli, aktüel, iki tarafta ilgilenen önemli meseleler hakkında konuştuk ve ilgili adımların atılacağı konusunda bir karara vardık. Bizim stratejik yönetişimiz, bu görüşmelerimiz, bugünkü en yoğun dengeli için cetildi. Bugünkü siyasi diplomatik özara hareketleşimiz ayva gelmişti, dinamikal türlü yönelik yönelüydü. Bıltır bizim prezidentlerimiz türlü yolu. Alatın derici içinde Türk Respublikası'nın prezidenti Matur Zeynep Sorumbay Zeynep Akın Türkiye resmi safarı aprel ayında oldu. Sintyabr ayında Türkiye Respublikası'nın prezidenti Kırgızistan'a resmi safarının gelip ketti. Uşul safarının alkalında biz bir top kağızlara, iş kağızlara kol koyduk. Uşul kağızları biz bu ülkünü işke aşırıp, жакшы жыйынтыктарга жакын арада чыгабыз деп мүмкүнчүлүк ишенем. Стратежик ишбирлиги илишкимиз эң үст түзөйдө бүгүнкүдө. Сиясий дипломатик алакаларыбыз да hem динамик, hem verimli bir şekilde devam etmektedir. Geçen sene Cumhurbaşkanlarımız 4 kez bir araya geldiler. Bunun ikisi resmi seferdi. Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Jeenbekov Nisan ayında Türkiye resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Eylül ayında resmi seferini gerçekleştirdi. Ve bu görüşmelerde birçok önemli anlaşmalara imza atıldı ve bu yapılan bu anlaşmaları pratiğe geçirmek için biz bugün bir araya gelip çalışmamızı sürdürdük. Bundan çıkarı iki ülkenin parlamenterinin türevaları bıltır yüz yolu yoluluş. Bu şu üstü yüzlüğü yılda biz Kırgız Respublikası'nın Cumhurbaşkanı Kenişi'nin türevasının Türkiye Respublikası'nın resmi safarı boyunca sürdürdük. Bundan çıkarı ben bugün Türkiye Respublikası'nın parlamentin törevasının yolukanda uçul tiyende, canı bundan çıkarı parlamenter aralık kısmatlaştık boyunca fikirimizin almıştık. Yine altını çizmek istediğimiz konulardan biri, meclis başkanlarımız geçen sene 3 kez bir araya geldiler. Bu sene Kırgız Cumhuriyeti Meclis Başkanı Türkiye'ye resmi bir seferi tertip edilecektir. Ben Türkiye Cumhuriyeti Meclis Başkanı'yla görüştüğümde bu konuyu dile getirdim ve fikir alışverişinde bulundum. Uşul yılda bir neçe iş yaralar, yoğuşlular, resmi safarlar konuştuğumda Алардын ичинде бул сөзсүздө Кыргыз Республикасынын президентинин Түркияга расмий сапары боюнча биз сүйлөшүп атабыз. Даталар мөөнөт боюнча биз дипломатиялык каналдар аркылуу каттайбыз. Ошол менен бирге кезектеги 5-чи стратегиялык кызматташтык боюнча Жогорку Кеңештин кезекти отуруму быйыл биз өткөрүбүз келет. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын Түркия Республикасына расмий сапары боюнча сүйлөшөт. Бул сене бир чок görüşme, бир чок resmi seferler düzenlenecek. Örneğin Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Jeenbekov'un resmi seferi konusunda görüşmelerde bulunduk. Tam tarihi diplomatik kanallarla iletiriz. Onun dışında 5. Stratejik İşbirliği Meclis oturumunun gerçekleştirilmesi ve Kırgız Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sayın Jeenbekov'un resmi seferiyle ilgili de görüşmelerde bulunduk.
bir günü iki bir gün ortasında bir neçe bağıtlar boyunca aybay jemiştüü türdü kızmaktaştık ünlüydü. Bu ekonomika soğudu masında madani gumanitardık jana askerlik teknikalık bağıtlar. İki ülkenin ortasında çok verimli bir alaka devam etmektedir. Örnek vermek gerekirse bunlar ekonomik, ticari, insani, askeri ve çözüm alanlarındaki işbirlikleri söylenebilir. Onun için biz bu yıl iki tarafta hükümetü aralık ekonomik komisyonları boyunca komisyonun gezikteki oturumunu görüşümüz gerektir. Biz iki tarafta bu ütü emanili ütü emanili bulatadık biz tasdikladık. Bu bağlamda bu sene iki ülke arası, iki ülke içinde çok önemli olan ticari alakaları ele alacak hükümetler arası oturumun düzenlenmesi öngörülmektedir. Yani kesinleşim atkanday, biz madeni gümünitardık tarmağında ayva cemüştürdüğü kızmaktaşlarımız. Ушул багытта быйыл Түркия Республикасынын жардамы менен Кыргызстанда курулган ооруканага оорукана боюнча биз келишимге кол коюп ушул долбоор ишке ашырылды. Биз Түркия тарабынан кирин ырасыбызды билдиребиз. Sayın Mevkidaşımın da ifade ettiği gibi kültürel alanda çok verimli işbirliğimiz söz konusu. Özellikle Bişkek'te daha önceden anlaşması yapılıp gerçekleşen hastane özellikle çok önemli bir forma sahiptir. Bunun için de özellikle teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Buradan çıkarı айтылган эки фонддун иш мердүүлүгү боюнча сөз болуп атат. Биз азыр макулдашуу процессиндебиз. Бул Мариф фонду боюнча жана Юнисенде институттун Кыргызстандагы иш мердүүлүгү боюнча сүйлөшүп атабыз. Bunun dışında yine çok önemli iki vakfın Kırgızistan üzerindeki faaliyetleri ile ilgili de konuşuyoruz. Konuşmalarımız devam etmekte. Bunlar Maarif Vakfı ve Yunusemir Vakfı. Barınızlarda büyük Ramazan ayının Çin yürüyünde kutuptayım. Barınızlara bir kendi soğuk, iyi günlerde, vakit kalayım. Bitiriyor. Hepinizi kutsal Ramazan ayıyla tebrik etmek istiyorum, kutlamak istiyorum. Hepinize Allah'tan sağlık, mutluluk diliyorum. Rahmet olsun. Çok teşekkür ederim. Soru cevap kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Nisa Yıldırım, TRT. Sayın Bakanım, bir soru var. Nisa Yıldırım, TRT Diplomasi Muhabiri. Sayın Bakanım, Avrupa Konseyi'nin ve bazı yabancı yetkililerin YSK kararına ilişkin açıklamaları var ve yeni yapılacak olan seçime gözlemci göndermek istiyorlar. Siz hem bu açıklamaları hem de bu talebi nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce alınan karar yüksek yargı kararıdır. Ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin de seçimi gözlemlerken Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkin olduğunu teslim etmiştir. Ve biz kongreyi tüm yerel seçimlerde seçimleri gözlemlemeler için davet ettik. Ediyoruz, yine edeceğiz. Genel seçimlerde de biliyorsunuz Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, AGİT Parlamenter Asamblesi gibi AGİT'in yine gözlem ofisi, ODIHR dediğimiz kurumları hep davet ediyoruz. Türkiye 1950'den beri demokratik seçimler geçiriyor. Ve bu seçimlere her zaman gözlemciler de gelmiştir. Her seçimde Türkiye'de ve başka ülkelerde yine itiraz nasıl yapılır, hangi kanuna göre yapılır, neye göre yapılır, bunlar da zaten kuralları önceden belirlenmiş.
Bunlar seçimlerin de bir sürecidir. Bu seçimde de gördük ki gerek AK Parti gerek diğer partiler İstanbul ve diğer bölgelerde itirazlarda bulundular. Gerek ilçe, il ve yüksek seçim kurulu bu itirazları karara bağladı. Biz AK Parti olarak yüksek seçim kurulunun verdiği tüm kararları bugüne kadar saygıyla karşıladık ve İstanbul'la ilgili karar da daha açıklanmadan hangi kararı verirse versin saygı duyacağımızı bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Başkanı olarak defalarca söyledi. Sonuçta bu yargı kararına karşı açıklamalarda herkesin dikkatli olması gerekiyor. Öncelikle şunu söylemek isterim. Siyasi sahiplerle hukuku hiçe sayarak ve yargı kararını yok sayarak açıklama yapanları ben buradan şiddetle kınıyorum. Bazı siyasilerin yani yurt dışında bakanlar dahil bu sahiple açıklama yaptığını görüyoruz. Özellikle de işte partiler arası dayanışma, aynı ideoloji ya da aynı parti grubuna üye olduğu için açıklama yapma gereği duyan siyasetçiler için bunu söylüyorum. Bu kararlar bizi üzebilir veya sevindirebilir ama sonuçta yargı kararıdır ve gerekçelerini görmek gerekiyor. Diğer taraftan teknik bakımından da çok vahim açıklamalar görüyoruz. Biraz önce bahsettiğiniz Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin dünkü açıklamasına baktığımız zaman vahim hatalar var. Yani gerekçe olarak neyi söylüyor? Seçmen listeleri ve kısıtlı seçmenlere dayandırıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını. Ama bu konularda AK Parti'nin yaptığı itirazı Yüksek Seçim Kurulu reddetti. Yani burada vahim bir hata var. Onu görüyoruz. Sanırım Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını ve gerekçelerini okumamıştır. Burada ne diyor? 1225 sandık kurulu başkanı ve 3500 üye kamu görevlisi değil. Aynı şekilde bazı döküm cetvelleri imzalanmamış ya da eksik imzalar. Yani gerekçeler ortada. Önemli bir kurumun parlamenter meclisinin başkanlığını yaptığı bu kurumun başka bir mekanizmasının yaptığı açıklama gerçekten şaşırtıcı, ciddiyetten uzak. Diğer taraftan özellikle Mogherini ve Han'ın İstanbul seçimleriyle ilgili dünkü yaptığı açıklamayı da önemsiyoruz. Yani öncelikle gerekçeli kararı görelim diyor. Daha sonra diyor ki İstanbul seçimleri, yenilecek seçimler, demokratik, serbest, adil ve şeffaf olmalı. Biz de bunu istiyoruz. Zaten de bu sebeple seçimlerin iptal ettiğini Yüksek Seçim Kurulu söylüyor. Ve tüm adayların daha önce olduğu gibi, 31 Mart'tan önce olduğu gibi burada eşit hakka sahip olması gerekiyor, eşit fırsatları yakalaması gerekiyor ya da eşit fırsatlar çerçevesinde kampanyasını yürütecek ve seçim günü de herkesin gözlemleyeceği şeffaf, adil, demokratik, usulsüzlüklerin olmadığı bir seçim olmasını biz istiyoruz. Zaten itirazımız da 31 Mart İstanbul seçimlerine yönelik itirazımız da bu çerçevedeydi. Diğer taraftan bugüne kadar yenilenen tek seçim İstanbul seçimleri değil. Türkiye'de de geçmişte bazı seçimler yenilendi. Ama bırakın Türkiye'yi. Aynı gerekçelerle bazı ülkelerde seçimlerin yenilendiğini daha 3 sene önce gördüm. 2016 yılında Avusturya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi iptal oldu ve yenilendi. Neden iptal oldu? Gerekçesine baktığımız zaman tıpkı İstanbul seçimlerindeki gerekçe gibi. Yani orada diyor ki yetkisi olmayan kişiler seçim sandıklarında oyları saymıştır diyor. Şimdi Türkiye'de de kanunlar açık net bir şekilde söylüyor. Kamu görevlisi olması gerekiyor sandık kurullarında görev alacak kişiler. Yani burada da yetkisi olmayan kişiler sandıkta görev yaptı ve bu oyları saydı. Şimdi Avusturya'da aynı gerekçeyle seçim yenilendiği zaman demokratik oluyor, güzel oluyor, şeffaf oluyor. Ama ve tabii ki orada da merkezi seçim kurulu neyse adı bazı ülkelerde merkezi seçim kurulu oluyor. O yargının verdiği karara herkes saygı duyacak ama Türkiye'de yüksek yargı organ olan YSK
aynı gerekçeyle karar verdiği zaman bu hukuk dışı olacak, antidemokratik olacak. İşte bizim de itirazımız, yani yurt dışından gelen tepkilere yönelik itirazımız budur. Ve bu tür dayatma ve çifte standartlara da kimse kusura bakmasın, prim vermeyiz, karşıyız. Herkes hukuka saygılı olacak ve yüksek yargı oranı, yüksek seçim kurulun verdiği kararlara bizi sevindirse de, üzse de, beklentilerimizi karşılasa da, karşılamasa da saygı duymamız gerekiyor. Neticede İstanbul'la ilgili kararı kim verecek? 23 Haziran'da İstanbul halkı verecek, seçmenler verecek. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi biz milletimizin iradesine saygı duyacağız, saygı duyuyoruz. Teşekkür ederim. Ecem Toplar, Milliyet. Sayın Bakan, sorum size. Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarının başlaması üzerine Türkiye'yi BM'ye şikayet etti ve bu faaliyetleri ikinci bir istila olarak değerlendirdi. Buna ek olarak Fatih gemisinde görev alan personeli uluslararası tutuklama emri çıkarmakla tehdit ettiğine dair ifadeler basında yer aldı. Bunlara ilişkin değerlendirmenizi alabilirim. Genel Sekreter ne diyor? Kıbrıs etrafındaki rezervler Kıbrıs'ta iki halk tarafından paylaşılmalı. Yani burada Kıbrıs Türk halkının da hakları var. Diğer taraftan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e kaydettirdiği yine kıta sahanlığı var. Ve bu kıta sahanlığının gittiği yerde sınırları da bellidir. Dolayısıyla Türkiye'nin kıta sahanlığında sondaj yapmasına kimsenin karşı çıkmaması gerekiyor. Diğer taraftan Güney Kıbrıs Rum kesiminin ilan ettiği münhasır ekonomik bölgenin ya da başka ülkelerde imzaladığı münhasır ekonomik bölgenin Türkiye ve Kıbrıs halkı için bir hükmü, bir geçerliliği yoktur. Biz uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz ve bugüne kadar Birleşmiş Milletler'de aynı şekilde Avrupa Birliği'nde bizzat bu sorunu çözmelerini rica ettik. Çünkü Rum tarafı sözlü olarak kabul etmesine rağmen burada Kıbrıs Türk halkının haklarını garanti altına alacak bir yaklaşım sergilemedi. Tüm önerileri reddetti. Bu illa iki taraf arasında imzalanacak bir anlaşma ya da protokolle olması gerekmez dedik. Şirketler üzerinden, hatta Avrupa Birliği üzerinden de olabilir dedik. Her türlü esnekliğe ve yapıcı yaklaşıma rağmen Rum tarafı buradaki zenginlikleri, yani gaz ve petrol rezervlerini Türk halkıyla paylaşmak istemedi. Garantör ülke Türkiye olarak bizim de görevimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının hakkını korumaktadır, korumaktır ve bu bizim yükümlülüğümüzdür ve hiç tereddüt etmeden bu konuda her türlü adımı atmaya devam edeceğiz. Ve kıta sahanlığımız içinde de istediğimiz yerde biz sismik araştırma da yaparız, sondaj çalışmalarını da yaparız. Dolayısıyla bu konuda da aynı şekilde kararlı olacağız ve önümüzdeki süreçte gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. İkinci soru neyle ilgiliydi? Sonra Fatih gemisinde görev alan personeli uluslararası tutuklama emri çıkarmakla tehdit ettiğine dair ifadeler. Valla biz bu tür tehditleri ciddiye almıyoruz. Ve elinden ne geliyorsa yapsınlar. Yani dolayısıyla bu tür blöf ya da söylemlere biz hiçbir zaman prim vermedik. Biz ne gerekiyorsa onu yapacağız. Önümüzdeki süreçte diğer gemimizi de bölgeye göndereceğiz. Ve sondajlara başlayacağız. Artık sismik araştırma dönemi bitmiştir. Artık sondaj yapma dönemi başlamıştır. Ve ikinci gemimizi de bölgeye gönderiyoruz. Evet. Basın toplantısı sona erdi. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Handshake, please. Very comprehensive.